Yani meselenin farklı boyutları var tabii ki. Bir tarihi tarafı var ama artık bu bir tarih konusu değil artık. Yani tamamen tarihin çarpıtılmasıyla bunun üzerinden bir siyasi ajandaya uygun olarak Ermeni lobilerinin yürüttüğü bir siyaset bu aslında. Yani sadece tarihi gerçeklikler meselesi değil. Yani bugüne kadarki yapılan çalışmalarda, tartışmalarda, bilim adamlarının söylediklerinde Ermeni tarafı bunun aslında doğrudan bir işte ülkelerin, bilim adamlarının bir araya gelerek buradan bir sonuç üretmesi gibi bir ajandası falan yok. Bugüne kadar bu tip çağrılara ya da bu tip teklifleriyle hepsini reddettiklerini ya da çeşitli bahanelerle masayı terk ettiklerini biliyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda bu mesele çokça konuşuldu ama meselenin tarihi tarafını konuşmayı reddeden tarafın Ermenistan ya da Ermeni lobileri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada net olarak artık mesele bir tarih meselesi değil. Bir siyasi tartışma meselesi. Siyasi tartışma yönüyle ilgili olarak da işte Biden ilk defa bunu bir bizim sözde soykırım olarak nitelendirdiğimiz şeyi soykırım ifadesiyle nitelendirdi ve şöyle cümleler de kurdu. İşte bu suçu birilerine yüklemek için değil, gelecekte böyle şeylerin yaşanmaması için falan. Yani burada bilmiyorum hani işte Konstantinopol demesi falan İstanbul'a bir kaçınma mı, Rum lobilerine bir gönderme mi yoksa ya işte ben bunu açıkladım ama seçim döneminde söz verdim bak sizi de koruyacak bazı ifadelerde bulundum falan bu tartışılabilir. Ama şunu biz biliyoruz yani 1993'lerden itibaren hemen hemen her yıl 24 Nisan geldiğinde ya da o süreç yaklaştığında ABD'nin bunu bir dış politika aracı olarak, bir koz olarak kullandığını, bir pazarlık aracı olarak kullandığını, hatta Türkiye ile ilişkilerinde özellikle askeri konularda bir buradan kazanç elde ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla yani işte büyük felaket deniyordu bugüne kadar. Aslında Ermenicesi de aynı anlama geliyor baktığınız zaman. İlk Obama kullandı bu evet, bu ifadeyi. söylenmiştir. Yani artık bundan sonraki süreçte bu söylenmiştir ve bu koz meselesi yani her 24 Nisan geldiğinde ABD başkanları bunu söyleyecek mi söylemeyecek mi meselesinden artık bir kurtulduk. Onu net olarak bir altını çizmemiz lazım. Ha bugüne kadar bunu dünya parlamentolarında işte 30'a yakın ülkenin kabul ettiğini, ABD'de işte 49 eyaletin yine benzer yerel parlamentolarından bunu geçirdiğini biliyoruz. Hatta işte yakın bir dönemde biz bunları tekrar tartıştık. 2020 değil 2019'du. Hem ABD Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da. Senato'dan bunların geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında siyasetin de burada tüketildiği bir yere geldik. Yani Biden'ın böyle bir açıklamasının sonucu bugüne kadarki siyasi malzeme olarak kullanılan bu meselenin artık bir sonucuna geldik. Yani meseleyi biraz bu yönden de bakmak gerekiyor. Peki yani bu açıklama, Biden'ın açıklaması bundan sonraki süreçte nasıl tartışılacak? Az önce Burhanettin Hoca söyledi. İşte bununla ilgili özellikle Kaliforniya'da yerel mahkemelerle ilgili bir hazırlıkların falan olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar da işte çeşitli davalarda yürütme erki bunun böyle olmadığını düşündü bugüne kadar gibi açıklamalar var. Dolayısıyla buradan farklı hukuki tartışmalar başlayacaktır ama uluslararası büyük hukukçular, bu meseleyi iyi bilen, iyi takip eden insanlar, bunun hukuki yönünün de aslında hani sadece siyasileştirilerek buradan bir sonuç alınabileceğini net olarak söylüyorlar. Yani hem Birleşmiş Milletler'in soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına dair anlaşmalarının hem belki biraz sonra konuşuruz işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ya da Fransa Anayasa Konseyi'nden yani farklı kararlar bu meselenin farklı yönlerine dair aslında Türkiye'nin lehine olacak şekilde çıktı. Bundan sonraki süreçte de hukukun siyasileştirilmesini tartışacağız biz aslında baktığımızda.